Arkadaşlar merhaba. Bugün size Roland'ın Aerofon AE01 modelini tanıtacağım. Bu elimde gördüğünüz alet bir elektronik nefesli çalgı. İçinde kendi orijinalinde saksafon, flüt, klarnet, trompet, keman ve testere sesi var. Bu alet kendi üzerinde bir mikrofonu var. Gördüğünüz gibi. Artı yanında bir kulaklık çıkışı var. Bu kulaklık çıkışına kulaklığınızı takıp sessiz bir şekilde geceleri de çalmanız mümkün. Güç olarak da bir USB girişi var. USB'den şarj aletinizi takıp kablonuzdan buradan çalabilirsiniz. Aynı zamanda da bir pil girişi var. Buraya pillerinizi taktığınız zaman arka tarafına buradan eğer USB bağlantınız yoksa mesela dışarıda bir yerdesiniz o zaman pil modunu alıp pile geçip pille kullanma şansınız var. Bu aletin bir de şöyle bir özelliği var. Şurada göreceğiniz gibi bir Bluetooth bağlantısı var. Buradan telefonunuzdaki Roland'ın ilgili bir uygulaması var. Bu uygulamayı indirebilirsiniz ücretsiz olarak cep telefonunuza. Bu uygulamayı indirdiğiniz zaman uygulama içindeki yaklaşık 50 kadar enstrümanı da çalma şansınız var. Ve aynı zamanda orada bazı müzik dersleri de var. Şarkıyı çalarken notaları görüp hangi parmaklara basmanız gerektiğini görüp ona göre kendi kendinize çalışma şansınız var. Ama şöyle söyleyeyim, Bluetooth bağlantısından dolayı ses biraz gecikmeli geldiği için çok çok konforlu değil kullanmak açısından. Bu kulaklık çıkışından bir amfiye ve oradan da ses sistemine bağlantı yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ses daha yüksek, daha güzel ses sisteminizden çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi burada butonlarımız var. Normal bir işte şöyle diyebilirim, bir klarnet, bir saksafon şeklinde bir yapısı var. Burada notalara bastığınız zaman şurada gördüğünüz küçük iki tane düğme de bir tanesi bemol, bir tanesi diyez olarak seslerin çıkmasını sağlıyor. Böyle bir düzeneği var. İçinde şu back kısmında bir sensör var, hava sensörü. Bu siz ne kadar şiddetli nefes verirseniz o şiddette sesi arttırıp azaltmayı sağlıyor ve bazı enstrümanlarda da sesin değişmesini sağlıyor. Çok basit kullanımlı bir alet. Bu aletle yani ilk elinizi alır almaz işte çok basit flüt çalmayı bilen birisi bile çalmaya başlayabiliyor. Kullanımları da çok kolay. Şu arkasında gördüğünüz gibi butonları var. Bu yukarıdaki butona bastığınız zaman normal tuşlarda bir üst oktava geçebiliyorsunuz ya da alttakine bastığınız zaman bir alt oktava geçebiliyorsunuz. Bu şuradaki tuşa da basarak buradaki şöyle göstereyim. Şuradaki tuşların bazı özellikleri var. Bu özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Buradan mesela ne yapabiliyorsunuz? İşte bu alttaki tuşa basıp şuna bastığınız zaman tonu değiştiriyorsunuz, enstrümanı değiştirmiş oluyorsunuz. Ya da bu tuşa bastığınız zaman sesi azaltıp arttırma şansınız var. Ya da nefes gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Düşük nefes, yüksek nefes. Yani bu aynı klarnetteki saksafondaki gibi kullandığınız kamışın sertliğini ayarlamak gibi bir şey. Buradan da nefes miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde eğer kullanımınıza göre ihtiyacınız varsa bir tuşları transpoze etme şansınız var. Yani daha üst ya da daha alt notalarda aynı klavyeyi kullanarak çalma imkanını yaratıyor bu size. Ve bir de reverb özelliği var. Bu da sese geri planda bir akustik katıyor. Daha böyle bir hacimli bir ses almanıza sebep oluyor. Bir yankı yaratıyor arka planda. Bu da oldukça güzel bir şey katıyor. Enstrümanın sesine güzel bir hava katıyor. Dolayısıyla dediğim gibi çalması çok kolay. Aynı şekilde şurada işte bizim klarnetteki ya da işte saksafonda olduğu gibi bir parmak tutucusu var. Şurada bir kancı yeri var. İsterseniz buradan
boynunuza asarak daha rahat çalma imkanı sağlıyor. Dediğim gibi üzerindeki kendi hoparlöründen kullanabilirsiniz. Kulaklıktan sessiz olarak çalabilirsiniz ya da kulaklık çıkışına bir amfi ve hoparlör bağlayarak buradan da ses sisteminiz üzerinden ses alabilirsiniz. İsterseniz şöyle basitçe bir iki ses göstereyim size. Dediğim gibi şu tom arkadaki butona basıp tonu değiştirme şansınız var. Gördüğünüz gibi şimdi mesela 5. ya da 4. sayamadım. Evet, bu 5. enstrümana geçti. Şu ilk enstrüman. Mesela bu ilk enstrümanın sesi şöyle. Şimdi buradan bu saksafon sesiydi. Şimdi flüde geçiyoruz. Ya da mesela kalın ve ince dediğim gibi şuradan onları da göstereyim size nasıl yapıldığını. Bu normalde mesela çaldığımızda şimdi bir oktav incesi, bir oktav şeklinde çok kolay geçişleri var. Mesela şeyi çıkardığımızda, hoparlörü çıkardığımızda kendi üzerindeki hoparlöründen de aynı şekilde tabii biraz daha düşük bir ses çıkıyor. Fena değil ama hani dışarıda da açık havada da kullanılabilir, çalınabilir. Bu aletin şu andaki fiyatı aşağı yukarı 280-290 eurolar civarında. Bunun daha üst modelleri var. İşte bunların daha profesyonel modelleri var. Çok daha fazla enstrümanın içinde dahil olduğu, tuşu takımının çok daha farklı olduğu, çok daha gelişkin olduğu, daha farklı opsiyonların olduğu modelleri de var. Ama fiyatları 800, 900, 1000 eurolara kadar çıkabiliyor. Bu gerçekten böyle hani evinizde kendinize müzik yapan insanlar için kullanılabilecek basit, kolay, güzel bir model. Yani ses kalitesi fena değil. Kulaklıkla özellikle dinlediğiniz zaman çok başarılı bir sesi var. İstediğiniz gibi kendi şarkılarınızı yapabilirsiniz, çalabilirsiniz. Ha, diyebileceğim negatif özellik olarak şöyle bir şey var. Bu çaldığınızı işte cep telefonunuza aktarıp mesela oradan kayıt yapamıyorsunuz. Bu en kötü özelliklerinden bir tanesi. Eğer böyle bir işte Bluetooth'tan zaten bağlanabiliyoruz telefona. Orada bir kayıt özelliği olsaydı, çaldığımız şarkıyı kaydedebiliyor olsaydık telefonumuza çok çok daha güzel olabilirdi. Bir o özelliği yok. Bir de dediğim gibi Bluetooth'tan bağlandığınızda sesteki tabii Bluetooth'un hızından kaynaklanan bir şey bu. Bir miktar gecikme, o da yani çalma konforunu biraz azaltan bir şey. Böyle biraz gecikmeli gelen bir sesi takip etmek biraz zorlaşıyor. Onun için de bazı yani firmayla görüştüm. Bazı şeyler önerdiler bana. İşte aradaki bazı ayarları değiştirmemi istediler. Onları değiştirince biraz daha düzgün hale geldi. Ama hani normalde çaldığınız kadar değil. Ama ucuz fiyata işte dediğim gibi 280-290 eurolar civarına temin edebileceğiniz bu cihaz işinizi oldukça fazla görecektir. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazarsanız ben de size cevap vermekten mutluluk duyarım. Videoları şarkılardan da çaldım, bazı örnekler çaldım. Onları da daha sonraki videolarıma koyacağım. Görüşmek üzere.